Hocam merhaba. Bugünkü yazınızda çok önemli bir ifade kullanıyorsunuz. Türkiye emperyalistlere karşı sahada önemli bir mücadele veriyor. Hem Doğu Akdeniz'de hem Libya'da ve Suriye'de. Yazınızda emperyalizmin beşinci kol hepesi ifadesini kullanıyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Şunu hep söyleye geldik. Yani Türkiye'nin özellikle dış cephedeki bu küresel saldırılara karşı direnme, başarma kabiliyeti çok yüksek. Yani Mehmetçiğin bileğini kolay kolay bükmeleri mümkün değil. Terör örgütleriyle geliyorlar, işte bu aparatları kullanıyorlar. Yeri geliyor bir takım tacizlerle, işte gemi durdurmalar, korsanlık faaliyetleri, yıldırma çalışmalarını, çabalarını sergiliyorlar ama bunu başarmaları mümkün olmadığını onlar da çok iyi biliyor. Böyle durumlarda emperyalizmin en çok sevdiği ve yöneldiği, kendine göre daha az maliyetli ve zahmetli gördüğü yol, çökertmek istediği, kontrol etmek istediği, geleceğine hükmetmek istediği, hedefe koyduğu unsura ya da bir yapıya ya da bir ülkeye ilişkin onun iç yapısına sızabilmek, iç yapısında gedikler açabilmek, iç cephesini dirençli ve dayanıklı kılmaktan uzaklaştırabilmek, zayıflatabilmek amacını güder. Bu öteden beri siyasi tarihin içerisinde önemli yer tutan, emperyalizmin tarihiyle koşut işleyen bir mekanizma, bir refleks. Bunun çeşitli dönemlere ilişkin özel teknikleri olduğunu biliyoruz. Örneğin Soğuk Savaş döneminde bunu daha çok gladyo yapılarıyla yürüttüğünü, işte müşahhas örneğinin İtalya olduğunu unutmayalım. Türkiye'de de işte özel harp dairesi gibi bu tür işte kontrgerilla faaliyetleri gibi yapıları NATO bünyesi içerisinde yaptığını biliyoruz. Özellikle son 10 yıldır her geçen yıl giderek artan zenginlik rakamları, hidrokarbon zenginliği bunu çok açık ortaya koyuyor. Yeni bir tedarik coğrafyası, Avrupa Birliği'nin göz diktiği, işte Rusya'yı dengelemek üzere etkinlik ve egemenlik kurmak istediği, Doğu Akdeniz'de yeni bir jeopolitik düzeni oluşturmak istediği bir yer. Türkiye buranın, bu bölgenin ya da Doğu Akdeniz havzasının en uzun kıyı şeridiyle yer almış olan en önemli ülkesi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklemin kurulabilmesi, Türkiye'nin devre dışı bırakabilmesi mümkün değil. Nitekim Türkiye bu konuda haklarını derli toplu hale getirerek, hakkı, hukuku, uluslararası hukuku, coğrafi gerçeklere dayanarak mavi vatan stratejisiyle bunu belirlemiş durumda. Bir de üstüne üstlük gemileriyle, sismik araştırma ve sondaj gemileriyle kendi kaynaklarını kendisinin arayıp çıkarabileceği bir mekanizma oluşturmuş durumda. Bu emperyalizmin işine gelmiyor. Burada kurmak istedikleri sömürge düzenini bozuyor. Dolayısıyla Libya ile yaptığı anlaşma ve ardından Doğu Akdeniz'de herkesin eşit olarak Doğu Akdeniz ülkelerinin eşit kullanımına açık olması gibi bir takım çağrılarla aslında yine emperyalizmin o aslan payını bölge halklarının zenginliğine dönüşmesinin aslında önünde bir engel olarak duruyor. Bütün bunlar, bu rahatsız edici durumlar, bir yandan tabii FETÖ gibi aslında beşinci kol faaliyetinin bir ayağını ama birkaç yönüyle sürdüren derin Amerika'nın içimizdeki aparatının 40 yıldır emek verilerek, özenle büyütülerek, her kurumda varlığı olsun diye uğraşılarak oluşmuş olan bu ihanet şebekesinin 15 Temmuz sonrası açığa çıkması ve verilen mücadeleyle büyük ölçüde belinin kırılması, onun yerinin dolmasına ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Tabii bu hareketin içinde ne var? Bir kere şunu saptayalım. Gayri nizami harp teknikleri diye yine o Soğuk Savaş döneminde daha çok temellenen ama tarihi daha da eskiye dayanan. Yani bir ülkenin içinde, iç düzeninde karmaşa çıkarabilmek, orada bir takım örtülü operasyonlar yapabilmek, kaos ortaya Amaçları bu çıkarabilmek, değil mi işte hocam? tabii, yani İki dil sabotajlar, tamamen suikastler. karıştırmak, sabotaj. Tabii, yani bunun işin bir şiddet içerikli yanını içeride bir karmaşa çıkartarak içerideki iç ahengi, uyumu, iç cephenin birlikte davranma iradesini kırabilme çabası. Bunun bir de psikolojik harp boyutu var hiç kuşkusuz. Belki beşinci kol faaliyetlerini buraya konumlandırmak gerekir. Daha kapsamlı bir şey hiç kuşkusuz psikolojik harp Bir de teknikleri. hocam Burada kullandıkları böyle kelimeler oluyor. Cumhurbaşkanımızın da tabii. yaptıkları gibi.
Tabii, onu da bu kapsamda görmek gerekir. Yani burada kitleleri onların değer yargılarıyla oynamak, giderek çok önemli meselelerde duyarsızlaştırma çabasını ortaya koymak, var olanı yokmuş gibi, yok olanı varmış gibi yanlış bilgilendirmelerle, algı yönetimiyle, gerçeğin önüne algıyı koyarak, bir takım dediğiniz gibi işte kirli, kara propaganda tekniklerini, sıfatlarını yaygınlaştırmak, dilden dile dolaştırmak, aslında onların varlığına bizi inandırma çabasını ortaya koymak. Bunu işte büyük ölçüde iletişim teknikleriyle yaptıklarını, bir takım içerideki etki unsurlarıyla, buna etki ajanları bile diyebilirsiniz. Bir takım sivil toplum örgütleriyle, vakıflarla, hatta giderek siyasi partiler eliyle de yapma cüretini gösterdiklerini görebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'na dillerine doladıkları şey bir diktatör yakıştırmasıydı. Evet. Bunu yani bin defa söyleyip bunu insanların zihinlerinde de bir yer açabilmek buna. Bütün çaba buydu. Dolayısıyla hani şöyle bir noktadan da ilham aldıklarını saptamak gerekir. Neyin gerçek olduğu önemli değil. Halkın neye inandırıldığı önemli. Onun gerçekten varıp olmadığının bir önemi yok. İnandırabiliyorsanız bu önemli. Dolayısıyla buraya meylettiklerini, buraya yaslandıklarını görüyoruz. Yani bunu çok başardıklarını düşünmüyorum ama sonuçta böyle bir sürece doğru girdikleri çok açık. Buna dikkat çekmek gerekir. Bugünkü yazıma da bir parça bu kaygıyla ya da bu dikkati odaklayarak ele aldım. Nitekim özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi kapsamında gözden geçirdikleri en önemli ajandalardan biri gayri nizami harp tekniklerini çağın gerekleriyle uyumlu hale getirmek. Bu konuda kurumsallaştırmak bunu. Bunu yaparken de işte özel eğitimli elemanlarla bu işi yürütebilmek. Bu sadece asker değil, sivil de olacak şekilde bunu raporlarına yazmış durumdalar. Yani 2020 bu, çok yeni. Dolayısıyla ben epey bir zamandır dikkat çektiğim ve üzerinde durduğum şey Türkiye'nin iç cephesiyle oynanacağı, Türkiye'nin iç politikası Amerika'nın dış politikası gibi değerlendirilecek, çok ilgi gösterileceği, bu konuda özellikle FETÖ'den boşalan boşluğu doldurabilecek kurumsal parti, kurum, vakıf, dernek ne varsa kullanılabilecek, bunlarla ilgilenileceğini ve bu arayışın içerisine girildiğinin altını çiziyordum. Bu yazıda bunlara da değinmeye çalıştım. Bir de bir ifadem var, bir tabirim var. Bunlara ben plastik suratlar diyorum. Yani içi başka, dışı başka. Bizim gibi görülebilirler ama bu ülkeyle, bu toprakla hiçbir bağ kalmamış. Ruhunu, benliğini, beynini başkalarının hizmetine açmış yapılar, FETÖ benzer mekanizmalar. Bir takım şahsiyetlerle, kurumlarla, yapılarla bunu sürdürebilme çabası. Tabii bütün bunları söylerken hep karşılaştığımız şey şu, işte bunlar vehimler, korku üretiyorsunuz, nereden bunları çıkartıyorsunuz falan. Onlara da şunu söylemek isterim, şeytanın en büyük marifeti kendisinin dünyaya olmadığını kanıtlayabilme becerisidir. Olmadığına inandırmasıdır şeytanın becerisi. Dolayısıyla emperyalizmin de en sevdiği yöntem budur. Onu dillerde dolaştırtmayacak ve onun varlığının olmadığına inandıracağız. İnandıracak toplumu. Yani keşke yeryüzünde silinseydi, sömürgeci damar hiç kalmasaydı. Kimse sınır ötesi herhangi bir operasyon, etkinlik, egemenlik projesi geliştirmeseydi. Hakka, hukuka riayet etseydi de dünya gerçekten bayram olsaydı ve bir barış adasına dönüşseydi. Böyle bir gerçekliğin içinde değiliz. Maalesef değiliz. Dolayısıyla o zaman bunları göreceğiz. FETÖ'nün arkasında kim olduğu belli değil mi? PKK-PYD'nin bugüne kadar korunup kollanması, bir terör örgütünün bu kadar sahaya sürülerek Türkiye'yi hedef haline getirilmesi bir gerçeklik değil mi? S-400 meselesinde Türkiye hava savunma sistemi kurmak istedi. Bunu her açıdan değerlendirdi. Tek şartı vardı, ortak üretime yönelmek istediğiydi. Patriotları da çok istedi. Bu şartlara uyarak vermek istemediler. Yani
Yani yeri geliyor, ücretini ödüyorsunuz, bir silah alamıyorsunuz. Ya da bir şey oluyor, ambargo uyguluyorlar size. Kanada'nın İHA ve SİHA'larda kullanılan optik aparatını vermekten vazgeçmesi gibi. Ne olmuştur? Yani Kanada'nın derdi nedir? Parasıyla, ücretiyle ödenerek alınan bir ürünü niye vermek istememektedir? Bütün bunlar çok açık. Yani sonuç itibariyle yeryüzünden silinmeyen bu egemenlik mücadelesinin bu tekniklerinden de bizi kimse saf yerine koyarak, kör iyimserlikler içerisine sokarak bu gerçeklikten uzaklaştırılamaz. Bunu bileceğiz ama teslim olmayacağız. Bunu bileceğiz, asla umutsuz olmayacağız. Bu gerçeği göreceğiz, bu tehlikeleri göreceğiz ama içeride her türlü çabaya rağmen iç yapımızı tunç yapacağız. Bu ülkenin evlatları, Türkiye sevdasıyla benliğini, geleceğini, kişiliğini oluşturmuş her fert bu toprağın evlatları geleceklerine sahip çıkacaklar. Biz kimseyle savaşmak, kimseye kötülük yapmak, kimsenin hakkının, hukukunun elde edilmesi, işgal edilmesi gibi bir çabamız yok. Biz bize saygı duyulmasını, haklarımıza saygı duyulmasını istiyoruz. Asla boyun eğmeyiz bu konuda. Geri adım atmayız. Çünkü bunlar müzakere edilecek konular değil. Biz gerçeği ortaya koyarak tüm dünyayla barışıp, tüm dünyaya hak, hukuk, adaletin yerleşmesi için örnek de olmak istiyoruz. Bizim anlayışımız budur. Milli mücadele geleneğimizin özü budur. Kuvayi Milliye ruhu budur. Dolayısıyla bu halk, bu millet bağımsızlığına, istiklaline düşkün bir millettir. Bunu en iyi emperyalizm bilir. O yüzden içimize sokacakları bu tür aparatlara aman dikkat diyoruz. Bu tür oyunlarla işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işte bir simge haline geldiyse, bu işin bir mücadele sembolü ve bir kararlılık noktasındaki önderliğini ortaya koyduysa hedef oluyor kuşkusuz. O yüzden diktatör yakıştırmaları bu yüzdendir. Yani kaç seçime girmiş, halkın iradesiyle seçim kazanarak bugüne gelmiş, neyin hangi zorbalığıyla bunu yapmıştır? Aksine seçimle kazanılmış bir zaferi, seçimle edinilmiş milletin iradesiyle kazanılmış pozisyonları zorbalıkla, darbeyle, her türlü komployla, her türlü tezgahla, kumpasla devirmeye çalışanlar ortada. 17-25 yakın tarihte bir anlamda hatırladık o günü. Hukuk yoluyla bir adeta orayı kirleterek nasıl bir darbe planlandığı çok açık ortada. Sokak eylemleri, gezi deneyimleri, bütün bunlar ortada. Ve 15 Temmuz işin artık çılgınlığın nirvana düzeyi, içeride bir kaos çıkartarak ve doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suikastle o akşam aslında ortadan kaldırmayla, böyle bir karanlık, kirli planla Türkiye'yi bir kaosa sürükleme çabası vardı. Klasik darbenin de ötesinde bir çabaydı. Bütün bunları yapanlar onlar, yaşatmaya çalışanlar onlar. Direnen biziz, çarpışan biziz, göğüs geren biziz, yılmayacağız. Sonuna kadar emperyalizmin her türlü beşinci kol faaliyetine kim uyarıyoruz, sakın meyletmeyin diyoruz bu toprağın çocuğuysanız. Gerçeklere sahip çıkın diyoruz. Partilerin bir önemi yok diyoruz. Önemli olan bu memlekettir. Partiler bu memlekete, bu millete hizmet için vardır. Dolayısıyla Türkiye tezlerinden kopmayın diyoruz. Türkiye FETÖ'yle mücadele ediyorsa siz daha fazlasını yaparız deyin. PKK-PYD ile mücadele ediyorsa biz daha fazlasını yaparız. Arkasında Amerika'ya falan çok açık net söyleyin. Biz de iktidar olsak bize sakın güvenmeyin. Biz bu mücadeleden geri durmayız diye böyle bir kuvvetli ses çıkartın diyoruz.